Havaların ısınması, lodos rüzgarlarının etkisini artırmasıyla birlikte Sarıçay yeniden kötü kokular yaymaya başlamıştı. Sarıçay'ın dibinde biriken ölü deniz yosunları ve akıntı nedeniyle gelen çeşitli maddelerin yaymış olduğu pis kokular vatandaşı bezdirmişti. Devlet Su İşleri'nin 2023 yılı çalışmaları kapsamında bulunan ıslah çalışmaları, yaşanan deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine gönderilen iş makinelerinin olmayışı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Çalışmalar kapsamında Sarıçay'ın Çanakkale Boğazı ağzına getirilen Dragline makinası, nehrin dibinden çıkardığı katrana benzer tabakayı Fevzi Paşa Mahallesi kenarına yığmaya başladı. Çıkan afriyatın devlet su işlerinin elinde uygun iş makinası olmaması nedeniyle Çanakkale Belediyesi'nin araçları tarafından tahliye edileceği konuşuluyor. Öte yandan Sarıçay'a demir atan tekne sahiplerinin teknelerini başka bir noktaya çekmesi istenecek. Mahalle sakinleri ise çalışmalara ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Temizlik çalışmalarının Atikisar Barajı'na kadar süren Sarıçay yatağında sürdürülmesi planlanıyor.